E, Sezon ilk maçı galibiyetle başlaması, e, yeni sponsorun adını taşıyan stadyumu neredeyse kapalı gişe bir taraftarıyla beraber e, galibiyetle taşlandırması elbette güzel. E, hazırlık maçlarında gördüğümüz o ilk 15 dakika önde takımın pres yapması, bunlar Trabzonspor adına iyi bir şey ve takımı ben fiziksel olarak ee, geçen sezonun başına göre daha iyi gördüm. Onu söyleyeyim. Ama yine böyle 60-65'ten sonra takımda bir düşüşün olduğunu da gördük. Şöyle bir durum var. E, geçen sezondan yeni iki tane oyuncu var takımda şu anda. Değil mi? İlk 11'de. i̇lk 11'de. Ya Uğurcan'ı saymazsak 8 oyuncusu geçen sezondan aynı. Kaleci zaten sabit değil. Benkoviç ve Kurbelis. Kurbelis. E, bu da şunu gösteriyor. yani Geçen sezonun aynı takımıyla hı hı. E, Biyelise hocanın buradan farklı sonuçlar alması zaten mümkün değil. Yani aynı şeyleri deneyerek e, farklı sonuçlar elde edemiyoruz. Futbolda zaten hocam bu konuları bizden daha iyi bilir, daha tecrübeli. E, şu ortaya çıkıyor. Trabzonspor bu mevcut kadro yapısıyla geçen sezondan devam eden o hastalığı tedavi edemez. Yani buna transfer lazım. Transfer olmadan da bu mevcut kadro yapısıyla Trabzonspor'un sağ içerisindeki sorunları çözemeyeceği artık aşikar. Dolayısıyla yani orta sahada işte Kurbelis, Ömür ve Bakasetas üçlüsüyle bunun yani oraya gelen yeni oyuncu Kurbelis olduğu için söylüyorum. Buraya Siyopsi de koysan, buraya Doğucan'ı da koysan bu iş çözülmeyecek. Yani Kurbelis'in yanına iyi bir ...teknik terimle söyleyelim... ...pasör bir altı numara... Ee, ...kesinlikle bir partner lazım... ...çünkü orada tek başına bu sorunu... ...Kurbelis'in çözemediği belli. Bir ee, parantez... Yani ...çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Mesela 65'te doğru tespit... ...düştü dediniz ya Trabzonspor... Evet. ...yani fiziksel olarak... ...sırf bana göre fiziksel değil... ...bir de şeyden... ...yani oyuncu kalitesi de çıktı... İlk 11 ile değerli oyuncular arasında... ...çok ciddi fark olduğunu düşünüyorum... ...yani yapılan oyuncu değişikleriyle beraber... Oyuncu kadrosunun derinliği çok iyi değil Trabzonspor'un. Doğru. Onu yani düşünüyorum. Trabzonspor... Yani oyunun 65'te düşmesi evet fiziksel olarak da olabilir. Sezon başı yüklenme, doğru tespitiniz. Ben diyorum ki bir de ilk 11 diğer oyuncular arasında ciddi fark var, ulaş. Yani o da oyunun kalitesini düşürdü. Oyuncu değişikten sonra Trabzonspor öne gitmedi, daha da geriledi. Yani Trabzonspor'un bir A planı var, B planı yok hocam. Ya yani B planı nedir? Yedek kulübesinden oyuna girecek olan, oyuna soktuğunuz oyuncuların o mevcut dediğimiz sorunları büyük ölçüde sağ içerisinde çözmesi, gidermesi gerekiyor. Ya yani B planı yok yedek kulübesi olarak baktığımız. A planı sahaya çıkan 11. Belki orada Umut neden Gomez değil de Umut tercih edildiğinin cevabını gerçekten ben de bulamadım. Hatta hocama da sordum. Hocam neden dedim Gomez değil de Umut? Çünkü hazırlık maçlarında sürekli Gomez'le oynamışsın. Yani lig maçına bir anda Umut'la çıkıyorsan hani bu sorunun Hakikaten cevabını merak ediyorum. Muhtemelen hani bir sakatlığı falan da yoksa Gomez'in. Yok soru, yani gazeteci... olsa Yunus Emre Sel gün evet. boyu yayınlardı. Yani gazeteci arkadaşlarımız ben merak ediyorum. Hani sorduklarında da bunun cevabını inşallah alırız. Ee, bir kanat transferinin kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Vizca bu performansıyla beraber e, Trabzonspor'un sağ kanattan oyun kurması mümkün olmayacak. Çünkü arkadaki beki Larsen de yine. Aynı şekilde <laughs> çok iyi bir sekans hatırlıyorum. E, Viska ve Larsen'de hatta hocama da söyledim. Dedim hocam çok güzel girdi işte o dediğimiz half space'e Larsen'in. Orada Viska ile paslaşması çok güzeldi. Onun dışında e, yani o kanattan Trabzonspor'un oyun kurması mümkün değil. Belki oraya bir sabek transferi de gerekecek. E, başta söylediğimi tekrar edeyim. Trabzonspor'un bir A planı var. Şu an için bir B planı yok. Olmamasının nedeni de aslında şu. Mevcut yapıda baktığınızda Canini, Koita, Siopis ki bir buçuk aydır ağrım var diye idmanlara çıkmıyor. Nasıl bir ağrıysa bu bir türlü geçmiyor. Ee, bu iki oyuncudan çıkmadan şu an için bir transfer yapmasının da mümkün olmadığını görüyor. Çünkü zaten yabancı sayısı fazla. Haliyle bu fazlalığı azaltmadan e, net diyebileceğimiz tırnak içinde. Bu alacaklar oyuncular da Kesinlikle rotasyon oyuncusunun olmaması lazım. Direkt 11'e girecek yani geldiği hı hı. gün katkı sağlaması gerekiyor. Hem Gomez'in hem Umut'un rakip stoperler arasında ezildiğini görüyoruz. Kaybolduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor özellikle bu ligin bug'ı dediğimiz noktada... ...bir pivot santrafora yani bir Cornelius tarzı işte bir vegos tarzı... ...bir santrafora kesinlikle ihtiyacı var. Bu Petkovic midir? Şu an için konuşulan isim olarak söylediğimizde evet Petkovic bu lig için doğru bir profildir. Ama Petkovic'i kimle besleyeceksin orada? Bu Bakasetas olmuyor. Çünkü bu sistemde Baka ile oynayamıyorsun bir türlü. Ve Baka yani maçın 20-25. dakikalarında belki Trabzonspor skoru 3-0'a taşıyacakken e, sağ içerisindeki yani takıma katkı sağlayabilecek o hamleleri bir türlü yapamadı. Dolayısıyla Trabzonspor'un özellikle hoca eğer 4-3-3 oynayacaksa bu sistemin oyuncusunda ben Bakaya hiçbir zaman yer bulamıyorum açıkça onu söyleyeyim. Yani o sistemin oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu da düşündürücü ama yani Bakasetas olmadan Trabzonspor yani Bakasetas, Hamşik'te gittikten sonra Bakasetas, biz Hem hücum anlamında hem savunma anlamında şu an için Trabzonspor'a ben istenilen katkıyı veremediğini düşünüyorum. Bu sisteme uygun bu oyuncu değil. Hı. Hoca sistemi değiştirirse ona bir şey diyemem. Yani belki 4-2-3-1'e dönebilir veya 4-4-2'ye dönebilir. Trabzonspor e, bir şey karar vermedi. Trabzonspor'un bu kadrosu şampiyonluk yarışı için yeterli değil. 5 tane acil birinci sınıfı, A e, sınıfı oyuncu alması belki gerekir. Yoksa Beşiktaş Fenerbahçe ile Galatasaray ile yarışamaz. Dördüncülük için işte Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor Konya Spor sürpriz mi yapar? Dördüncülük için yarışır. İşin gerçeği bu. Evet Trabzonspor önemli bir üç puan almıştır, moral, motivasyon, taraftar, camia, teknik kadro, yönetim, futbolcular için önemlidir. Ama Trabzonspor, yani oynamayan Fernandes, işte hazırlık maçında sakatlanan, işte aynı şekilde Koabelis yani Benkovic, Orsic'i ayrı tutuyorum. O çok kaliteli bir oyuncu ama şu eldeki o yapılan hem transfer hem de oyunla, bu oyunla yukarıya oynayamaz ciddi sıkıntı yaşar. Bu gerçeği Trabzonspor masaya yatırması gerekir ve Trabzonspor'un bir şansı var. Çok acil 5 tane dediğim gibi birinci sınıf oyuncu alması gerekir. Bir de niye? Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray üçü de Avrupa'da. Yani bu maç trafiğine de girmeyeceksin sen. Yani senin rakiplerin buna girecek yukarısı lik için. Lig ve Kupa varsın. Eğer, varsa, eğer sen lig şimdi kupaya kadar lig oynayacaksın. Evet. haftada bir maç oynayacaksın. Bunu doğru değerlendirmen gerekir. Eğer değerlendiremezsen Trabzonspor özellikle bu geçiş dönemini hı hı. Yani Trabzonspor o zaman yani dediğim gibi ilk üçü bırak dördüncülük yarışı falan e, içinde olur. Şimdi senin rakibine bakıyorsun Beşiktaş'ta Abu Bakar var Cenk, Muleka, Santrofor yeri geldi Muleka çizgide Cenk de Santrofor oynar. Yani bakıyorsun Galatasaray'a şimdi yani Icardi var bu var, Halil var Fenerbahçe'ye bakıyorsun yani Ceko var Batu Şua'yı var. Yani Umut Nair var. Yani orada da Bayo King'i Serdar kullanabilirsin. Serdar var. Yani vesaire var. E sen de Maxi Gomez de Umut. Ya yani senin cephanelin. Vişka, Trezege. Ya yani bir de rakiplerini düşün çizgi oyuncularını falan. Yani bunu kim planlıyorsa ediyorsa bir kere Trabzonspor'un geçen seneden en büyük sıkıntısı orta sahada evet da vardı. Bu doğru planlamayı bir an önce yapması gerekir. Gelen oyuncular evet o, o yani gelen oyuncular fena değil ama şampiyonluk yarışı zirve oynayacak, fark yaratacak bir oyuncular değil. Dediğim gibi bir tane yaratacak oyuncu vardı çok kaliteli o da sakatlandı çapraz bağından Orsic. Yani Trabzonspor'un yönetimin direkt buna karar vermesi gerekir. Yani başkan iyi niyetli geldi işler yapıyor Trabzonspor taraftarı Sponsor da bugün sahayı doldurdu. Sahayı doldurdu Trabzonspor taraftarı yine görevini daha ilk başta yaptı. Trabzonspor eğer bu yarışın içinde olacaksa taraftara da büyük iş düşüyor. Onlar küserse yandı. Çünkü rakiplerin bakıyorsun daha büyük bütçeleri var. Çok iyi kadrolar kurdu. En büyük gücü Trabzonspor'un şu anda yarışta tutacak Trabzonspor taraftarıdır. Ama bir an önce başkan ve hocanın doğru tespitlerle doğru oyuncular alması gerekir. Bu geçişi maçları yok haftada bir maç oynayacaklar. Ama bu kadro bu oyunla bu yarışı sıkıştıramazlar. Bu görüntüyle dediğim gibi dördüncülük yarışının içinde olur. işin gerçeği Trabzonspor'un. Ondan önce bir an önce bunu haftada bir maç oynayan takımı hem transfer hem oyun anlamında hem Biyelikistan'ı geliştirip yönetimde doğru hamleleri bir an önce yapması gerek. Zeki Honzul Nurkan kazanırken eleştiriyoruz Trabzonspor'u evet. ama taraftarın da bu beklenti içerisinde olduğunu biliyoruz. Tabii eleştirirken de aslında bu yönetimde bir suçlama değil yönetimde bunun için çaba sarf ediyor. Tarihi sponsorluk anlaşması Papara Park oldu statında <laughs> ve İstanbul takımlarının alamadığı sponsorluğu aldığı stat konusunda. Ya.